Oyunlar çok gerçekçi grafiklere sahip olabiliyorlar. Bazılarının hedefi gerçekçilik olsa da bazılarının amacı oynanış ve hikaye oluyor. Bu videoda oyunlardaki en gerçekçi grafikli bölgeleri sizin için derledim. İyi seyirler. 10. oyunla başlayalım. Battlefield'ın açılış kısmı savaş dinamiğini bize buram buram yansıtıyor. Savaşın dünyaya verdiği zararı, ağaçlara olan etkisini, bombalardan gelen sesin tank egzozunu bastırmasını, her şeyi hissedebiliyorsunuz. İçinde bulunduğunuz çevrenin size verdiği o hissiyat inanılmaz. Etraftaki çamur, kan, dumanlar, ateş parçacıkları, patlamalar, o kaoslu ağaçların ölü gözükmesi, grafik olarak, görsel olarak inanılmaz bir hissiyat var. Ve Battlefield bu atmosferi her haritada korumaya çalışıyor. Savaşta o binaların yıkılışına, tankın yediği bombaya karşı hasarını, her şeyi görebiliyorsunuz. Oyun savaşın tam anlamıyla ne kadar kötü bir şey olduğunu bize haykırıyor. Açılış kısmındaki ışıklandırma, sis ve ağaçlar sanki gerçek bir fotoğrafmış gibi duruyor. Bence açılış için oldukça güzel bir çevre tasarlamışlar. Karanlıkta ay ışığının silaha vurması, aşırı dinamik bir sahne çıkarmış ortaya. Depo kısmında da mermilerin objelere çarptığında verdiği dağılma, mermilerin bıraktığı izler çok iyi. Clean House bölümü ise benim favorim. Londra'da bir ev baskınına gidiyoruz. Fakat evin çok iyi dizayn edilmiş olması muazzam. Böyle bir evin olsa rahatlıkla yaşarsın. Sanki bir mimara çizdirilmiş gibi. İçerideki insanların animasyonları da bir o kadar mükemmel. Mermilere verdikleri tepkiler olsun, kaçmaya çalışışları olsun, içeri girdiğimizde anlık şok olmaları olsun. Çok iyi tasarlanmış. Ayrıca oyun gece görüşü ve karanlık atmosferini vermek de çok başarılı. Eşsiz grafiklere sahip olan Last of Us'ı bu listeye koymasaydım büyük bir hata ederdim herhalde. Seattle'daki arcade bölgesinde yıldırımların ışıkları ve arcade salonunun atmosferi inanılmaz. Terk edilmiş bir bar, bar masaları, terk edilmiş arcade makineleri, ıslanan tahtaların parlaması, şimşek çaktığında ışığın cisimleri etkisi, kalabalık olan bir alanı bomboş görmenin verdiği o tedirginlik, botunuzla gezerken gördüğünüz nehirler, şelaleler, hepsi çok gerçekçi. Yakın zamanda bilgisayarda çıkan Spider-Man'i de unutmayalım. Gwen'le oynadığımız yeraltı merkez istasyonu kısmı da çok iyi. İnsanların canlılıkları olsun, pencereden vuran ışığın izi olsun, güzel gözüküyor. Oyunun kendisi de harika gözüküyor ama kapalı alanda grafiklere yoğunlaşmak daha kolay olduğu için inanılmaz bir iş çıkarmışlar. Yerdeki mermer zemin üstüne duran insanların yansımaları muazzam. Hele PS5'teki ışıklandırmalar ve gelişmiş grafikler ulala. Pek alakalı olmayacak ama nedense burası yurt dışındaki Apple mağazalarını da biraz anımsatıyor. Uncharted Lost Legacy'deki ilk açık alanın görünüşü muazzam. Hindistan'ın marketlerinin görünümleri, düzenleri, marketlerdeki ürünler hem Hindistan'ın yöresini andırıyor hem de atmosferi cuk oturuyor. İnsanların yoğunluğu olsun, çevrenin tasarlanış biçimi olsun, sanki insanlar buradan gerçekten yaşıyorlarmış gibi gözüküyor. Uncharted 4'te de başlardaki normal bir yaşamda evin içi sanki gerçekten bir evmiş gibi duruyordu. Yatakların ve odanın dağınıklığı, salonun kullanışlılığı, mutfağın tasarımı, ortalama bir evi gerçekten başarılı bir şekilde yansıtıyor. Kıyafetlerin olduğu oda ve banyo da oldukça ilginç. Çalışma masasının düzeni, üstüne duran bilgisayar ve onun üstündeki notlar, yani dikkat çekmeyen küçük detaylar bile oyunu çok daha farklı gösteriyor. Uncharted 3 bile halen daha taş gibi bir oyun grafik olarak. Hikaye olarak da öyle. Call of Duty Cold War'daki bu ofis de gerçekten büyüleyici. Bilgisayarlar, sağda solda duran dosyalar, çöp kovaları, binanın iç tasarımı, pencereden giren ışıkların süzmeleri, kapıların, pencerelerin, lambaların yerleştirmeleri, mermerlerin yansımaları, çevrenin çok güzel tasarlanışı ve üstüne çok güzel bir grafiğe sahip olması çok iyi gözüküyor. Bu aydınlık yerin diplerine indiğinizde o karanlık yerin görünümü, o bodrumun soğukluğunu hissedebiliyorsunuz. Fırınlardan çıkan ateşin aydınlığı, görmeniz gereken binlerce detay var. Mafia Definitive Edition'da otel bölgesi çok iyi tasarlanmış. Eski vintage havasını çok iyi yansıtıyor. Eski koltuklar, eski bir bar, yerlerin tasarımı, çiçeklerin konumu, ışıkların yansımaları inanılmaz. Aksiyon sahnesine girdiğinizde de çatıdan şehrin büyüleyici atmosferi, ışıklandırmalar çok iyi gözüküyor. Kiliseye geldiğinizde de gene burada ışıkların pencereden yansımaları, zemindeki kaplamalar, odunların kalitesi, silahların patladığındaki ışıkları, kilisenin atmosferi çok iyi yansıtılmış. Bu kadar eski bir oyun, bu kadar iyi geliştirmek, atmosferi koruyup bu kadar gerçekçi bir iş çıkarmak gerçekten çok başarılı. Mafya 3'te rezalet bir iş çıkarsalar da Mafya Definitive Edition'da bir nevi özür dilemişler. Yakuza oyunlarının hastası değilimdir fakat verdiği o Japonya sokaklarının atmosferlerinin hastasıyım. Sokakların yaşadığını görebilirsiniz. Bir yerde evsizler yatarken bir yerde işlerine yetişmek için koşturan insanları görebilirsiniz. Japonya'daki o dükkanlar, neon tabelalar, reklam tabelaları, parklar, çöp kovaları, insanların bir şeylerle meşgul olması, yapımcılar gerçekten fantastik bir iş çıkarmış.
başarmışlar. Gizlilik olarak Metal Gear Solid oyunlarını tercih etsem de Hitman oyunlarının verdiği o atmosfere bayılıyorum. Çin şehrinin sadece küçük bir kısmı olsa da şu ışıklar, neon tabelalar, köprünün ışıkları, köprünün bir yerinde fakir yoksul evler olsa da karşı tarafında kocaman gökdelenlerin iş yerlerinin olması, ışıklandırmaların çevreye etkisi, etrafın ıslanmasının ortamın kalitesini değiştirmesi. Hitman bu standartları hep üst seviyede tuttu. Şehrin her köşesindeki inanılmaz detaylar, karanlık neon ışıklı sokakların yağmurdaki parlayışı ve biliyorsunuz ki bu yer gerçekten de dünyada var, gidip görebilirsiniz. Bu sokakta yürüyebilirsiniz, yanında gördüğünüz tofucudan tofu yiyebilirsiniz. İnsanların gerçekten bir şeyler için çabaladığını görebilirsiniz. Bilgisayarda grafikleri köklediğinizde o büyüleyici sokaklığın eşsiz görsellerine tanık olabilirsiniz. Malikanenin içinden de bahsetmeden geçmeyelim. Malikanenin ahşap tasarımı, kitaplıklar, avizelerin yerleri, yerlerdeki tatlıların gerçekçiliği, camdan yansıyan ışığın objelere etkisi, mermer zeminlerin detayları, kütüphaneler devasa, salonlar salondaki çiçekler, görünen her şey kafayı yedirtiyor. Ve tabii ki listenin birinci sırası Red Dead Redemption 2. Oyunun kesinlikle en iyi gözüktüğü yer Saint Denis'in gece sokakları. Işıklar, ağaçlar, atların animasyonları, isterseniz gündüz isterseniz gece gelin ama bu sokaklar günün her saati inanılmaz gözüküyor. İster güneş ışığının sokaklara vurduğu, insanların bir yerlere koşuşturduğu zaman gelin ya da gece lambaların açıldığı, yollara ay ışığının vurduğu zaman. İnsanların adeta yaşadığı bir evren. İnanılmaz şekilde detaylandırılmış, aşırı gerçekçi ve işin güzel yanı oyunun her köşesi böyle. Şehirdeki insanlar her yerde yaşıyor. Küçük kasabalardan büyük şeylere yük taşıyan insanlar, taksicileri soymaya çalışan aydutlar, kirli yollar, geceleyin her köşede olan polis memurları, fabrika bölgelerinin pusu soğuk havası, oyun her bölgeye özgü bir atmosfer sağlaması çok iyi. Oyunun her köşesi çok gerçekçi. Bir bu oyuna bile tarihteki fotoğraflara bakın, arada fark göremeyeceksiniz. Çünkü bu oyun über düber süper. Listeye almadan Resident Evil 2 Remake'den de bahsedelim. Raccoon City'deki o kaosu, vahşeti, etraftaki alevlerin dağılışı, eski Resident Evil oyununa taş çıkartır cinsten. Bölüm tasarımı, bölgeler, hepsi çok iyi tasarlanmış. Ben Resident Evil oyunlarını sevmezdim ama Resident Evil 2 Remake'den sonra bütün önyargılarım yok oldu. Bu tarz bir oyun göremezsiniz çünkü bu oyun serisi görsel anlamda bir başyapıt. Evet, bu videoda en iyi 10 grafikli oyunları ve en gerçekçi gözüken bölgeleri, bölümleri derledim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.